Coinbase'in delist edeceği altcoin'ler üzerine konuşacağız. Coinbase'den açıkçası toplu bir delist geliyor burada. Çok da sağlam bir delist işlemi içerisine girdiklerini görüyoruz. Ve tabii böyle bir durum var. Şimdi Coinbase'den duyuru diyor. 41 işlem çifti kaldırılıyor. Burada bir kere şunu söylemek lazım. Coinbase neyse şurayı okuyalım da öyle. Uzun süren ayı piyasasının sonuçları olarak borsalar düşük hacimli ve maliyet yükü olan pariteleri platformlarından temizliyorlar. Bir önceki videoda da bu konuya değinmiştik. Çünkü biliyorsunuz Binance'ın da 10 paritelik bir delisti olmuştu. Burada 41 paritelik bir delist var Coinbase borsasından ve bunların büyük bir çoğunluğu gerçekten delist. Çünkü gerçekten delist ne demek? Şimdi mesela coin üzerinde sadece bir parite vardır zaten. O kaldırılırsa tamamen kaldırılmaya döner iş yani. Söylemi itibariyle. İki tanesi varsa mesela biri gitti biri kaldı muhabbeti. Fakat USDT burada asıl olandır. Yani bir kripto parada siz USDT yani Tether'inkini kaldırırsanız artık o kripto para muhtemelen patlayacaktır. Çünkü USDT en çok kullanılan stable coin ve bu bağlamda açık söyleyeyim ben güvenmediğim bir stable coin'e geçiş yapmak ve onu tutmak istemem çok fazla ve onda nakitte kalıp onun üzerinden coin fiyatları ve bir strateji kovalamak kademeli alımlarda bulunmak istemem. O yüzden şu şekilde düşünebilirsiniz ya alım yaparsın geçti bitti abicim alım yaparsın geçti bitti değil yani sürekli USDC'de kalacaksın da kademeli alım yapacaksın. Hayır, elimde onu bulundurmak istemiyorum yani sonuç itibariyle. USDT'de fon tutulur tutulursa ve çoğu kişi de bu şekilde düşündüğünü biliyoruz. O yüzden USDT paritesi asıl olandır. İkincisi doğru Coinbase boğa sezonlarında en agresif kripto para listelemesi gerçekleştiren borsadır. Ve biliyorsunuz Coinbase etkisi dediğimizde bir etki vardır. Listelendikten sonra fiyatların çok güçlü yükseldiği kripto paralardır bunlar. Bu şekilde şu anda gelecek olan toplu listeleme etapları için tabii biraz daha dediği gibi maliyet yükünü azaltmak ve sermayelerini aynı şekilde gereksiz yatırımlarını ceplerine koyup yeniden listeleme yapmak için bir zaman dilimi aradıklarını görebiliyoruz. Özellikle Coinbase ve Binance son zamanlarda çok fazla altcoin'i delist edeceklerine dair açıklama yapıyorlar. Yani diyorum ya bunları göreceksinizdir. Fakat Binance'da mesela işin püf noktası Binance çok yüksek oranda BUSD'yi kaldırır. Binance'ın maliyetten tasarruf edeceği elinde zaten bir durum var. Hani BUSD'yi zaten delist edecekti her koşulda ve şartta. Şimdi bir de hazırlık için maliyet yükünü buradan kaldırması icap ediyor. Bir yerden de maliyet lazımdı, sermaye lazımdı. O yüzden adamlar bir taşla iki kuş vurmuş gibi oldu. Ama Coinbase biraz daha fedakarlık yani biraz daha ekstradan kaldırmalar gerçekleştirmek zorunda kaldı. Uzun süren ayı piyasasının sonuçları olarak borsalar düşük hacimli ve maliyet yükü olan pariteleri platformlarından temizliyorlar. Özellikle Coinbase ve Binance son zamanlarda çok fazla altcoin delist edecekler dair açıklama yapıyorlar dedik. Günün bir diğer önemli duyurusuysa Coinbase'in PayPal'ın stablecoin'i PAYUSD'yi listeleyeceğini açıklaması oldu. PayPal'ın stablecoin'i muhtemelen iyi olacaktır. Bu arada ben size onu söyleyeyim. Yani bakın şöyle bir girelim PAYUSD'ye. PayPal'ın stablecoin'i böyle aman aman diyebileceğimiz şekilde bir ilgi görmedi. Fakat zaman içerisinde muhtemelen toparlayacaklar. Şuradaki şeye baksanıza ne kadar korkunç fiyatlara geliyor. Şey falan böyle 140 bin dolar gibi böyle anormaliteler var. Bence iyi olacaktır. Ha, üzerinde durulsun mu çok fazla önermiyorum. Çünkü bakınız hem oynak bir kripto para birimi olarak
çıktığını gördük. Bu zaman içerisinde oturur. Ama ben yine de PayPal'ın blockchain üzerinde hareket edebilmek için çok yeterli bir şirket olduğunu düşünmüyorum. Ödeme noktasında. Tabii ki iyiler. Her neyse dediğim gibi. Yani 140 bin dolara kadar da fiyatı çıkmış. Baksanıza enteresan biraz. Neyse. Diyor ki 13 Eylül'de kaldıracağı 41 işlem çifti ise şu şekildeymiş. BIT, USDT, yani BOBA, Bond. Bunların bakın USDT paritesi sıkıntı. USDT kaldırılırsa geriye bir şey kalmaz. CLV Euro, CLV USDT, evet. GTX Euro ve USDT. Bunların büyük bir çoğunluğu bu arada bizim kanalla ve sepetlerimizle pek alakası olmayan altcoin'ler olduğu için üzerlerinde de çok fazla konuşmayacağım. DDX USDT, DIA Euro, DIA USDT, DYP USDT, FARM USDT, FIDA Euro, FIDA USDT, PIC USDT diyor. Hopper USDT, Index USDT, KRL Euro, KRL USDT, MATH USDT. Bu arada daha önce incelediğimiz bir altcoin'di. Yani işte muvaffak olamamışlar. MDT USDT, NCT Euro, NCT USDT, NEST USDT, ORN BTC. Bu yani işte ORN USDT, Pulse aynı şekilde, PRQ, QSP, başka, Shipping Euro, Shipping USDT, Suku Euro, Suku USDT, Silo USDT, Time USDT. Bu arada benim Time'dan şeyim vardı ya, bir beklentim vardı ama gerçi alım falan yapmadım tabii ama belki iyi yerlere gelebilir diye düşünüyorum. Gelemeyecekmiş, düşünüyordum. Wample USDT, WCFG BTC, WCFG Euro. Bundan haberim yok bu arada benim böyle bir coin'den ha. Neymiş bu? Şöyle bir bakalım. Allah Allah. He, tamam oldu. Şeymiş. Neyse devam edelim bir yandan çok da uzatmayalım. Ne diyor? WCFG USDT dedik. XCN USDT. Evet. Buradaki pariteler yani toplam 41 işlem çifti. Coinlerin tamamı da hemen hemen olmak suretiyle yani tamamen gerçekleşen bir şey. Bu saatten sonra Coinbase borsasında bulunmayacak. Ana sebebi de muhtemelen yerine yeni coinlerin geleceği. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.